Burada toplanmamızın bir sebebi de Dünya Kooperatifçilik Günü bugün. Evet. Birleşmiş Milletler tarafından alınan dünyanın her yerinde bugün kutlanıyor. Biz de bu etkinliği pandemi nedeniyle salon toplantısı olarak değil de böyle daha açık havada biraz daha rutin bir, sığ bir ortamda ama arka planda çok önemli bir projenin huzurunda kutlayalım istedik. Sizler de bu günümüzde teşrif etmekle bizi onurlandırdınız. Her birinize ayrı ayrı Haykop ailesi olarak teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de tüm kooperatifçilere gönül vermiş olan çiftçilerin Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutluyorum huzurunuzda. Aramızda görmekten memnun olduk sizlere. Sağ olun. Zaten size teşekkür ediyoruz. Çok müsabet oldu. Tabii köylerde tek tek insanların kendi derdini anlatması, uğraşması çok zor. Hani bunlar bir çatı altında toplanır, bir araya gelirlerse bu sorunları çözmek, iletmek, kurumsal olarak hareket etmek çok daha kolay. Bir de size çok kolay yol gösterdiler. Tarım müdürlüğü olsun, TKDK olsun, belediye olsun, işte çatı örgütü olsun. Beraber hareket ettiğinizde meselelerin çözümü çok kolay oluyor. Dile getirmek çok kolay oluyor. Sen buradan belediyeye gidersin, Altaylı Belediyesi'ne ya arayasın, benim bir meselem var veya işte tarım müdürlüğüne bir kişi var. Ama işte gördüğünüz gibi burada maliyet olarak kooperatifçilik çok iyi avantaj sağlıyor. Cebinden bir makineye parası çıkmıyor ama hizmetini alıyorsun. Yani bunun hizmetinden bütün makinelerden faydalanabiliyorsun. Alıcın hazır. Sen malımı nereye vereceğim, işte sütümü nereye vereceğim diye uğraşmıyorsun. Evet. Örgütlü olması çok çok önemli. Bu konuda biraz Türkiye olarak eksiklerimiz var ama halkımız giderek genişleniyor. Sağ olsun senin köyümde söyleyeyim ben mesela. Kooperatif kurmakta sıkıntı çıktı. O dönemki il müdürümüze söyledik sağ olsun. Esnek davrandı kooperatifimiz. Şimdi çalışıyor, köylü kazanıyor. Kim kazanacak yani? Destekliyoruz biz de. Hem Dünya Kooperatif Günü'nün kutlu olsun. Hem de işte bu vesileyle dile getiriyoruz. Bizim AK Parti olarak canımız, yerimiz, her şeyimiz, köylümüz, çiftçimiz. Onlar iyiyse biz iyiyiz. Onların keyfi yerindeyse bizim keyfimiz yerinde. O yüzden elimizde ne geliyorsa her zaman yapmaya hazırız. Tabiri caizse dükkanda varsa hepimizin. Evet. Bizde kıskanmak yok. Elimizden ne geliyorsa her zaman yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Belediyemizle, il müdürümüzle, işte kooperatif ana çatı örgütleriyle beraber, TKDK zaten Avrupa Birliği fonlarını ne kadar çok verirsem kârdır memleketime diye çok güzel cansiperhane çalışıyorlar. Ankara'da da öyle. Bunları değerlendirelim, çiftçimiz zenginleşsin, üretim yapsın, dünya çiftçisiyle yarışır hale gelsin. Herkes çiftçisinin gözü gibi bakıyor. Herkes bu konuda çok niyetçi davranıyor. Biz de bunu yapmak zorundayız. Kooperatifçilik buna en uygun zemin. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 20 el oldu mu zaten ortalık yıkılır gider Allah'ın izniyle. Ben de tekrar tebrik ediyorum. Misafirlerimize de ziyaretten ötürü çok teşekkür ediyorum. Programı burada düzenlemek çok isabet oldu, vesile oldu. Evet. Yani canlı örneklerimizi böyle lafla değil de müşahhas olarak görmüş olduk, yaşamış olduk. Akçaköy'ümüz de bunu hak eden bir kooperatif anlayışı ve yönetimi gösteriyor. Onları da ev sahipliğinden dolayı ben onlara da teşekkür ediyorum. Akçaköy Kooperatifi iyi modellerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bunu da burada sizlerin göz önünde sergilemek istedik. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Tabii kimse alınganlık yapmasın. 147 kooperatifimiz var. Evet, hepsi birbirinden değerli. 147 kooperatifimizin de ama yaptıkları proje itibariyle öne çıktıkları için bunu burada bu sene için değerlendirdik. Eyvallah. Tebrik ediyoruz. Hem Dünya Kooperatifçilik Günü vesilesiyle burada çok güzel bir çalışma olmuş. Köylümüzün, çiftçimizin faydası son zekatıyla çalışmanın biz de Altaylı Belediyesi olarak arkasındayız. Hasan Başkanımız bugün şehir dışında olduğu için biz onu temsilen geldik. Dünya Kooperatifçilik Günü vesilesiyle yapılan bu çalışma, bu etkinlik burada kapalı bir ortamda olmaması, böyle açık havada olması hem de işte alınan makinelerin müşahhas olarak burada görmemiz. Ben emeği geçen işte muhtarımızı, kooperatif başkanımızı, park başkanımızı çok tebrik ediyorum. Allah tamamını erdirsin, Allah devamını getirsin. Yani memleketimiz için, Balıkesir'imiz için güzel çalışmalar bunlar. Biz de Altaylı Belediyesi olarak, İlçe Belediyesi olarak elimizden gelmeyince bu çalışmaların arkasında her zaman olmaya devam edeceğiz. Emeğe geçen herkese ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. 4 Temmuz Kooperatifçilik Günü'nde İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak Balıkesir Altaylı Akçaköy olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Balıkesir'de kooperatifçiliğin üst birliği olan Haykop Başkanımız Faruk Bey zaten kooperatifçiliğin önemini, anlamını çok iyi Balıkesir'de temsil ediyor, anlatıyor.
Balıkesir olarak 327 tane tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. 24 tane surinleri kooperatifimiz, 19 tane sulama kooperatifimiz. Yani kooperatif cenneti bir iliz. Bu da işte köylümüzün sayesinde, sizlerin sayesinde. Ben tekrardan bu vesileyle bu programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Yani hizmetlerinizin daim olmasını diliyorum. Kooperatif Şirk gününüz kutlu olsun. İnşallah daha iyi hizmetlerle hep beraber yol almayı Allah nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben Mehmet Zahit Döğdü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörüyüm. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kooperatif Şirk günü tüm kooperatiflerimize, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Evet, bugün 4 Temmuz Dünya Kooperatif Şirk gününe AYKOP olarak bu sene bir ilk olarak bu kooperatifçilik gününü sahada kutlama kararı aldık. Bu saha seçimini de geçtiğimiz dönem İPART projelerinden, TKDK'dan en yüksek oranda makine ekipman desteği alan Akçaköy kooperatifimizi seçtik ki gelen misafirlerimize de bu makinaları gösterme şansı olalım dedik. Ben Balıkesir AYKOP Başkanı olarak kooperatifçilik günü olarak kaydedilen bugünü en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Kooperatifçiliği yaşayan, yaşatmaya çalışan, gönül veren herkesin bugününü kutluyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Buradan Balıkesir bünyesindeki 147 tane kooperatifin başkanına, yöneticisine, o kooperatiflerin köylerinde yaşayan ortaklara selamlarımı söylüyorum. Allah işlerinde kolaylık versin, bolluk, bereket versin diyorum. Teşekkür ederim. Biz de bugünümüzde bizi gururlandıran başta vekilimiz olmak üzere birçok konuklarımıza teşekkür ederiz. Biz de Dünya Kooperatifçilik Günü kutluyoruz. Gelen arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ederiz. Dünya Kooperatifçilik Günü milletimize ve vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Muhtarımız. Dünya Kooperatifçilik Günü herkes için kutlu olsun. Bizim köyümüzde olduğu için ayrıca bir güzellik oldu. Kendimizi tanıttık. Herkese teşekkür ederim.